kısa adı Atip olan Avrupa Türk İslam Birliği'nin Almanya Mülahim Anderua şehrindeki şube yöneticileri ve üyeleri Ramazan bayramı öncesindeki Arife günü şehir mezarlığı içerisinde bulunan Müslüman mezarlığını ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında ihtiyaç duyulan kabirlere bakım yapıldı ve Atip Camii din görevlisi Ahmet Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا يا أهل العالمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي dünyanın son durağı ahiretin ilk durağı olan şu kabristanda inayetine sığınarak kapına geldik hidayetine sığınarak affına geldik affını merhametini mağfiretini umarak yalvarıyoruz ne olur ya Rabbi affınla merhametinle mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi ya Rabbi Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra toplu olarak dua edildi ve ardından Şube Başkanı Nuh Yener ve din görevlisi Ahmet Demirci mikrofonlarımıza gerçekleştirilen ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundular. Nuh Bey, bugünkü mezarlık ziyareti hakkında duygularınızı alabilir miyiz? Evet, biz köy hayatımızın merkezi olarak 1988 yılından itibaren burada böyle yaşayan Müslüman Türkleri temsil ediyoruz. Biz Mülheim'deki Müslüman mezarlığını her sene Arefe günü hocamızla beraber, cemaatimizle beraber buraya geliyoruz. Buradaki Müslümanların ziyaret edip dua ediyoruz. Bunu da geleneksel haline getirdik son 3-4 yıldır. Hiç aksatmadan burada Müslüman mezarlığına gelip duamızı eksik etmiyoruz. Buradaki birçok arkadaşlarımız tanıdı.
bizim derneğimizde bile çalışmış emeği olan arkadaşımız var. Burada yatıyor. Geleneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, gurbette mezarlık ziyaret etmenin eftalını biraz anlatır mısınız? Kabir ziyaretlerinin genel manada bir değerlendirmesine bakacak olursak, biz insanoğlunun ölümü unutarak yaşadığı şu dünyada kabir ziyaretleri bir anlamda bizlere baki ve ebedi olan ahiretin de varlığını hatırlatıyor. Gurbet elde ana vatandan ayrı yaşamanın hüznünü yaşayan kardeşlerimiz açısından da çok şükür bu ellerde Müslüman mezarlığının bulunması ve burada metfun bulunan Müslüman kardeşlerimizin ziyaret edilmesi bir anlamda bizleri vatanımızdaki kabristanları ziyaret ederkenki duyduğumuz duyguyu yaşatmak için bir vesile oluyor. Bu vesileyle bu kabristanlarda bir anlamda ahireti tekrardan hatırlamak, ebedi olan dünyayı tekrardan hatırlamak anlamında pozitif anlamda bir faydası oluyor. Rabbim inşallah buradan gerçek manada ibret alarak ayrılmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allah son nefesimizde de iman ile, Kur'an ile çene kapamayı nasip eylesin. Buraya geldiğimiz zaman bir gün ecelin bizleri bulacağı, bir gün ölümün bizim kapımızı da çalacağı aklımıza geliyor. Bir anlamda hayatımızı bundan sonraki aşamasını da ona göre tertip etmeye bir vesile oluyor. Allah emeği geçenlerden de, ziyarette bulunan herkesten de ebediyen razı olsun inşallah. Hocam, bu sene malumunuz üzerine Ramazan biraz hüzünlü geçti korona virüsünden dolayı. Bunun üzerine de birkaç kelimelerle duygularınızı alalım lütfen. İnsanoğlu bu dünyada İbrahim abicim İki şey üzerine imtihan ediliyor. Zaten imanın yarısı sabırdır diyor Peygamberimiz, yarısı şükürdür. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin karşısında Allah'a şükretmeyi hepimiz yapıyoruz. Marifet, Allah'ın vermediğini düşündüğümüz nimetler hususunda da Allah'a şükretmesini bilen bir kul olmamız lazım. Bilmeliyiz ki Allah bize bir şey nasip etmiyorsa onda da bizim için bir hayır vardır. Allah bize bugüne kadar içinde bulunduğumuz birçok nimeti verdi ama biz farkında değildik. Camilerimizle beraber ibadet etmenin hazzını yaşıyorduk ama onun güzelliğinin farkında değildik. Ramazan'ı beraberce kardeşlik içerisinde iftarlarla beraber, teravihlerle beraber icra ediyorduk, ihya ediyorduk ama o güzelliğin farkında değildik. Bir anlamda bu virüs sebebiyle camilerimiz boş kaldı, ibadethanelerimiz boş kaldı. İftarlarımızı beraber yapamadık. Birçok nimetten kendimizin mahrum kaldığını fark ettik. Aslında Allah'ın bize birçok nimeti verdiğini fakat bizim farkında olmadığımızı anladık. Bu yönüyle Allah'ın vermiş olduğu nimetler için Rabbimize bir kat daha, iki kat daha, daha fazla kat kat daha şükretmemizin gerektiğinin bilincine ulaştırdı. Her hayırda bir şer vardır diyor. Ya da ayet-i kerimenin ifadesiyle sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim inşallah şer gibi gözüken bu şeyden müminler için hayırlar çıkarsın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hürmetler sunuyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam.